evrende kaos gibi görünen düzen hakimdir. Kaos gibi göstermesi nedeni Allah korkutmak için yapar onu. Gücünü göstermesi için ona ihtiyaç var. Yani öyle makine parçası gibi düzgün olmuş olsa o korkutuculuğu olmaz. Allah orada tehdit de meydana getiriyor. Gök taşlarını başıboş gibi göstertiyor. Taşları, o diğer yıldızları başıboş gibi göstertiyor. İnsanların güvende olmadığını vurgulayıp Allah'a dönmelerini sağlamak içindir bu. Ama bakın gök taşları vızırcık gibi yanımızdan geçiyorlar. Hiçbiri dokunmaz. Her gün yüzlerce, binlerce gök taşı geçer. Hiçbiri dokunmuyor. Geçer de geçer. En fazla atmosferin üstünde geliyorlar bazen, onların etrafına yayılıyorlar. Taban gibi duruyor. Hiçbir şekilde dünyaya dokunmuyor. Ama her yer mağmalar kaynıyor, güneşte patlamalar oluyor, her yer karma karışık gibi. Ama görüyorsunuz burada defle darbukayla eğleniyoruz. Altta mağma kaynıyor. Bak toprak adı mağma kaynıyor. Tepemize taşlar yağıyor. Ama teyit geçerek geçiyor. Biz de burada namazımızı kılıyoruz, Allah'ım de diyoruz. Spor yapıyoruz. Darbukayla eğleniyoruz. İşimizde gücümüzdeyiz. Yani biraz düşünülürse çok açık olan bu gerçek hemen görünür. Evet.